Sevgili arkadaşlarım, değerli yurttaşlarım. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz 13 Haziran Cuma günü, yani yılımızın, beraberliğimizin, 3. dönem beraberliğimizin son günü olan bugün de öncelikle üzüntümü ve ardından da sevincimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sınıfımız yıl boyunca acı tatlı birçok olaya sahne oldu. Kah geldi, savaş meydanı oldu. Kah geldi, hepimizin güldüğü, mezdeki oynadığı bir alan oldu. Yeri geldi, miting alanı yaptık. Yeri geldi, hepimiz kol kola ağladık. Yeri geldi, olağanüstü toplantılar yapıp meclis gibi kullandık. Böyle bir yılın hep beraber sonuna geldik. Hepinizin bildiği gibi yıl boyunca başlarda çok tatlı giden olaylar olmasına rağmen sonlara doğru müdahalem dışındaki bazı olaylar gerçekleşti. Bunlara değinmeyeceğim. Fakat bilmenizi isterim ki bunu şiddetle kınıyorum. Kesinlikle bunu yapanların hem maddi, hem manevi, hem de Allah katında cezasız kalmayacağını sizlere temenni ediyorum. Olaylara gelecek olursak, yıl boyunca 4 adet piknik yaptık. Bakın icraatlara geliyorum. Dediğimiz gibi dönem başında şöyle söylemiştik. Boş vaatlerin değil, icraatlerin adamı. Şimdi bunları niye söylüyorsun diyeceksin. Söyleyeceğim. Şunun için söyleyeceğim. Bundan önce izlediğiniz videoda yolsuzluk adı altında belli belgelerimi yayınlamışlar. Bakın, şimdi size yıl boyunca bazı arkadaşlarımızın söylediği şeyi söylüyorum. Yolsuzluk olsaydı bunlar yapılabilir miydi? Şimdi söylüyorum bakın. Sınıfımıza sene başında ilk olarak o yerler taş değildi, topraktı. Ne yaptık? İlk iş olarak oralara taş döşettirdik. Bakın bir, gelir gelmez yapıyoruz. İki, hiçbir sınıfta perde yokken sınıfımıza 4 adet perde getirdik. Buradan 4'ü de yapmış olalım. 4 adet perde getirmiş olduk. Ama yetmedi. Gene susmadılar. Söylendiler. Ne yapıyorsun dediler. Devam ettik. Koyabileceği sıra altlarından kurtarabilecek bir dolap yaptık. Kilit yaptık çok şükür. Bu kilitle birlikte sınıfımızda toplarımızı, kitaplarımızı ve daha bir sürü şeyimizi saklama imkanı bulduk. İyi kötü bir dönemin sonuna geldik. Bakın ilk dönemi bitirdik. Şöyle bir şey de var. İlk dönemde şunlar da var. Bunları es geçmek istemem. Biliyorsunuz ki fotokopi adı altında çok büyük yolsuzluk dönüyor. Diğer sınıflarda araştırdığınız zaman fotokopi 2-2,5 lirayken biz fotokopiyi sınıfımıza 1 liraya getirdik. Bize sonra şey yaptılar. Dediler ki yahu bunlar 1 liraya getirdi de bunların kazancı var. Bakın yoldaşlarım, vatandaşlarım. Bunu diyen insan yıllarca sizin ekmeğinizi böldü, paranızı aldı. Sizi parasız pulsuz bıraktı yahu. Yahu biz değil miyiz sizlere sakız dağıtan, bir hafta boyunca sakızınızı alan, yemeğinize yoldaş olan, derdinize derman olan. Yahu senenin başında biz çare gelişi deyip çıkmadık mı bu yollara? Bakın dönemin sonunda bir adet 11B pikniği düzenledik. İlk pikniğimizdi taze Körpecik. Çok güzel, başarıyla sonuçlandı. Sağ olsun arkadaşlarımıza teşrif ettiler. İlk dönemi böylece bitirmiş olduk. Acısıyla, tatlısıyla, gülerek. İkinci dönem başladı. Herkes çok motive bir şekilde. Takdir alacağım diye gelen arkadaşlarım vardı. Hepsine buradan selamlıyorum. Fakat şimdi takdir alan belki de hiç yok. Bunlara çözüm bulacağız. Bulacağız dedik, çalıştık, çabaladık. Tabii çalışmamıza leke atmak isteyenler olmadı mı? Oldu. Kopya dediler, telefon dediler,
onu yaptı, bunu yaptı dediler. Ama biz alnımızın akıyla hepsine def edeceğiz inşallah. Bakın ne oldu? Bugün sınıfımızın ortalaması önceki dönemlere göre 2-3 kat arttı. Bunlar kimin döneminde oluyor yahu? Bunlar hep bizim işimizdir. Bunları biz yaptık. Bakınız, dönem içerisinde gerek piknikler, gerek yaptığımız bir sürü etkinlik, ki bunların içerisinde başka sınıflardan olan bir arkadaşımızı sünnet etme girişimleri de var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Gerek yapılan partiler, doğum günü partisi vesaire gibi, çok teşekkür ediyorum buradan arkadaşlarımıza, gibi duyarlılık da tabii sınıfımızda çok yüksek derecede bulunmaktadır. Şimdi şöyle bir duruma geldiğimizde sınıfımız gerek fiziksel gerekse mental açıdan her türlü duyarlı. Bunlardan bir tanesi de bazı arkadaşlarımızın fazla duyarlı olması. O kadar duyarlılar ki kendi yaptıklarını duymayıp başkalarının yaptıklarını duyabiliyorlar. Tabii bu görme açısından da duyma olur, söyleme açısından da duyma olur. Ya da anlayacağınız biçimde söylemek gerekirse sınıf haricindeki birilerine söyleme açısından da duyarlı olabilir. Dönem içerisinde duvar kenarı, orta sıra ve cam kenarı. Buradan duvar kenarına sesleniyorum. Yıl boyunca özellik ilan etmeye çalıştınız. Biz ayrıyız dediniz. Fakat yeri geldi 1 liralık indirimlerden yararlandınız. Yeri geldi sakızımızdan yediniz. Yeri geldi ekmeğimizi suyumuzu paylaştık. Buradan şunu söylüyorum. Bakın, seneyenin sinyallerini vermeyeyim ama böyle bir şey asla seneye olmaz. Hepimiz kardeşiz. Tabii sınıfımızda uyuyanlar oldu. Yıl boyunca hiç uyumayanlar oldu. Sürekli konuşan ikililer oldu. Arkaya öne dönen dörtlüler oldu. Ve yıl boyunca azarlayan hocalar oldu. Tabii bunları sizler de biliyorsunuz. Tabii buraları çabuk geçmek istiyorum. Günün anlam ve önemini çok kaybetmemek amacıyla. Şimdi yıl boyunca edeceğim teşekkürleri söyleyeyim. Şimdi bu kişilerin başında izlediğiniz yolsuzluk videosunu hazırlayan Ekmel ve Furkan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü inanıyorum ki yolsuzluk videosuyla oylarım azalmayacak, aksine artacaktır. Çünkü izleyenler o kadar zeki insanlar ki bu videonun ne kadar gerçek dışı olup ne kadar daha bana oy vermeleri gerektiğine inandıracaklarını sağlayacak bir video olacağına canı gönülden inanıyorum. Şimdi sınıfımızın çok önemli bir üyesi var. Bakın, ben sizler sayesinde kendimi bir baş olarak gördüm. Tabii sizden ayrı görmedim ama yeri geldi oldu. Fakat hepimizin başı en büyük, hatta bazı deyimlerle baş babuş dediğimiz, diye adlandırdığımız, fakat hepimizin gönlünde inanıyoruz ki annemizden ayırmadığımız kişi Fatma Nuray hocamız sınıfımızla yıl boyunca her türlü eziyetini çekti. Her türlü zorluğuna katlandı. Zor zamanımızda da yanımızda oldu. İyi zamanımızda da yanımızda oldu. Buna buradan kendisine çok teşekkür ediyor. Ellerinden öpüyoruz. Kendisi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Kendimizi yalnız hissetmemizi hiçbir zaman sağlamadı. Şimdi buradan şuna gelecek olursak, hepimiz yıl boyunca belli fikirler attık, belli düşünceler ortaya koyduk. Fakat en sonunda bize yakışan olduğu gibi 11B olarak hepimiz birlikte ortak karara vardık. Bakın, bugün öyle bir noktaya geldik ki yan sınıflar, dışarıdaki sınıflar, hatta daha ileri götürüyorum, tüm okullar adı anılır bir sınıf olduk. Bunlar hep sizlerin, bizlerin sayesinde. Bunları hep beraber ellerimizle çalışa çalışa, didire didire kazandık.
Hepinize çok şükranlarımı iletiyorum bu durumdan ötürü. Şimdi söylediğimiz bu olaylara dayanarak, anlattığımız bu yeniliklere, vaatlere, vaat de değil. Bakın ne dedik? Boş vaatlerin değil, icraatlerin adamı. Anlattığımız bu icraatlere dayanarak, şimdi birlik olma zamanı, dirlik olma zamanı, hep beraber herkese karşı tek olma, gücümüzü gösterme zamanıdır. Seneye ki gerek okul başkanlığı, gerekse sınıf başkanlığı için. Yaptığımız icraatlere dayanarak, şimdi daha güçlü bir şekilde hep beraber çare geliş diyoruz.